Efendim merhabalar, EkoTürk ekranlarında Paratoner programıyla karşınızdayız. Ben Serdar Pazı. Programın açılışında her zaman olduğu gibi araştırma uzmanımız sevgili Büşra Büngöl'e bağlanıyoruz ve kendisinden günün öne çıkan haber başlıklarını ve piyasadaki fiyatlamalara dair detaylar alıyoruz. Merhabalar Büşra, söz sende. Merhaba, teşekkürler Serdar Pazı. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Ekonomik veri akışının sakin seyrettiği haftanın ilk işlem günü olan dün de küresel hisse piyasalarında dalgalı ve kararsız bir görünüm etkili oldu. ABD'de dün akşam saatlerinde gerçekleşen 20 yıllık tahvil ihalesinin ardındansa tahvil faizlerinde düşüşler etkili olurken ABD borsalarında yükselişler de oldukça güç kazandı. Petrol fiyatlarında ise dolardaki zayıflama ve OPEC toplantısına yönelik beklentilerle dün yükselişler kaydedildi. Bu doğrultuda ABD enflasyonundaki yavaşlama eğilimi ve ekonominin bir miktar güç kaybettiğini işaret eden veri akışların etkisiyle birlikte Fed'in faiz artışlarının sona erdiği düşüncesi, jeopolitik endişelerin büyük ölçüde yatışması, küresel risk iştahını destekleyen ana gelişmeler olarak takip ediliyor. Bu noktada şunu söyleyebiliriz ki merkez bankalarının kararlarıyla birlikte küresel ekonomilerdeki yavaşlamanın boyutu önümüzdeki süreçte risk iştahını fazlasıyla şekillendirmeye devam edecektir. Yurt dışında bugünün veri takvimine baktığımızda ise ABD tarafında piyasaların odak noktasında akşam saat 9'da Fed'in Kasım ayı FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar olacak. Hatırlatacak olursak Fed son toplantısında beklentilere uyumlu olarak federal fonlama faiz aralığını %5,25 ve %5,50 bandında sabit tutmuştu. Ve böylece üst üste iki toplantıda faizleri değiştirmemiş ve bu kararın oy birliğiyle alındığı görülmüştü. Karar metninde ise enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ve enflasyon risklerinin son derece dikkatle izlendiği belirtilerek üyelerin para politikasında kümülatif sıkılaşmayı para politikasının gecikmeli etkileriyle birlikte dikkate alacağı tekrardan yinelenmişti. Ayrıca daha sıkı finansal koşullar ve kredi koşullarının ekonomi etkilemeyi devam edeceği belirtilirken, önceki metinde farklı olaraksa yeni metine finansal koşullara ilişkin değerlendirmenin eklendiği gözlemlenmişti. Bu kapsamda hane halkı ve işletmeler için sıkı finansal koşullar ve kredi koşullarının ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu belirtildi, ayrıntılar arasındaydı. Bunun yanında enflasyonu zaman içinde %2'ye döndürmek adına uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamının değerlendirilmeye devam edeceği de belirtilmişti. Faiz kararının ardından konuşan Fed Başkanı Powell ise enflasyonun halen hedefin üzerinde olduğunu ve sürdürülebilir bir şekilde hedefe ulaşmak adına halen gidecek çok yol olduğunu belirtmişti. Ayrıca Powell, enflasyonun hedefe yaklaştığına emin olana kadar faizlerin bu seviyelerde kalmasını öngördüklerini ve para politikası duruşunu yeterince kısıtlayıcı hale getirmeye kararlı olduklarında ve para politikasında ne kadar ilerlediklerini dikkate alarak sıkılaştırma sürecinde yavaşlamanın daha fazla adım atmaya ihtiyaç olup olmadığını daha iyi anlamayı sağlayacağını belirterek ekonomik verilere ve görünüme göre karar vereceklerini söylemişti. Ve son olaraksa Powell Aralık ayı toplantısı konusunda bir karar vermediklerini, karar gününe kadarsa verilerin hala geleceğini ve finansal koşulları dünyayı takip ettiklerini, öte yandan ara verildikten sonra ise faiz artırımının zor olacağı değerlendirmelerine doğru açıklamalarda bulundu. İşte bu ayrıntıların ardındaki kapsamdaysa bu akşam yayınlanacak Fed'in toplantı tutanakları para politikasının geleceğine yönelik olası yeni sinyaller açısından fazlasıyla ve oldukça dikkatle takip edilecek. Diğer yandan ABD cephesinde konut piyasası verilerinden Ekim ayı ikinci el konut satışları verisi akşam saat 5'te izlenecek. Burada da hatırlatmak gerekirse Eylül ayı ikinci el konut satışları aylık %2 oranında gerileyerek düşüşünü 4. aya kadar taşımıştı ve 2010 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti. Bu doğrultuda Ekim ayında da aylık bazda ikinci el konut satışlarının %1,5 oranında gerileyerek düşüşünü sürdürmesi bekleniyor. Özellikle de şu noktada şu yorum yapmak isterim ki ABD cephesinde Fed'in faiz artışlarının ardından yükselen mortgage faiz oranları ve düşük seviyedeki konut stoğu konut talebini oldukça da olumsuz yönde etkilemekte.
Gün içerisinde ABD tarafından bu verileri yakından takip ediyor olacakken son olaraksa akşam saat 6'da ECB Başkanı Lagarde'ın gerçekleştireceği konuşma bankanın para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip ediliyor olacak. Piyasadaki gelişmeleri ve önemli veri akışlarını bu şekilde özetlerken gündem tarafına döndüğümüzde küresel tarafta akışın fazlasıyla yoğun olduğunu söyleyebiliriz. İlk başlığımıza baktığımızda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki ülkenin iktidar pariteleri Çin Komünist Partisi ile Birleşik Rusya Partisi'nin 10. Diyalog Mekanizması toplantısına gönderdiği yazılı bir mesajla iki ülke arasındaki bağların büyük ülkeler arası yeni model ilişkilere örnek teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca dünyanın yüzyıldır görülmeyen hızlı değişimlerden geçtiği yeni bir kargaşa ve dönüşüm döneminin yaşandığını işaret eden Xi, Çin ve Rusya'nın ilişkileri uluslararası alandaki zorlu değişimlerin sınanmasına rağmen ayakta ve küresel kalkınma ile beraber istikrar için giderek daha belirgin bir stratejik rol oynuyor ifadelerini kullandı. İki ülkenin 2024'te diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yıl dönümünü kutlayacağını hatırlatan Xi, Çin'in iyi komşuluğa dayalı dostluğu, kapsamlı stratejik eşgüdümü ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini sürdürmek adına iki ülkenin de kalkınmasını ve yeniden canlanmasını teşvik etmek ve dünyaya daha fazla olumlu enerji ve istikrar sağlamak üzere birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı yapmış olduğu tüm bu açıklamalarda. Asya tarafını bu şekilde ele almışken ikinci başlığımızda da Çin ve Suudi Arabistan'ın yaklaşık 7 milyar dolar değerinde yerel para birimi temelli swap anlaşması imzalayarak Orta Doğu ve gelişmekte olan piyasalardaki ülkelerin petrol dışı ticaretlerinin daha büyük bir kısmını dolardan koparacak kritik bir adım atacağını söyleyelim. İki ülkenin merkez bankaları 3 yıllık bir anlaşma ile birlikte en fazla 50 milyar yuan ya da 26 milyar riyallık bir takas anlaşması üzerinde mutabık kaldı. Şunu da belirtelim ki bu noktada büyük enerji ve emtia ihracatçıları ile yapılan işlemlerde yuan kullanımını teşvik eden Çin, Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı. Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ise swap anlaşmasının finansal işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olacağı ve ülkeler arasında ticaret ve yatırımı kolaylaştıracağı belirtildi. Bunun üzerine Suudi Para Otoritesi ise bunun iki merkez bankası arasında artan işbirliğini yansıttığını söyledi. Ve bu anlaşma Pekin ve Riyad arasındaki ilişkilerin güçlendiğinin son işareti olarak değerlendirildi. Tabii ki baktığımızda Suudi Arabistan uzun zamandır Çin'in başlıca petrol tedarikçilerinden biri olmasına rağmen son yıllarda Saudi Aramco'nun Çin'in petrokimya sektörüne milyarlarca dolar yatırım yapması ve krallığın Çinli teknoloji şirketlerini çekmeye çalışmasıyla ticari bağlar oldukça genişlemişti. Asya tarafındaki anlaşmaları ve gelişmeleri bu şekilde sizlere aktarırken şimdi yönümüzü biraz da ABD cephesine çevirelim ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kredi talebinin bu yıl azaldığını söyleyelim. New York Fed tüketici beklentileri anketi kapsamında 4 ayda bir yapılan kredi erişim anketinin bulgularını paylaştı. Bu yıl tüketici kredisi talebinde kayda değer bir düşüş yaşandığını ortaya koyan verilere göre her türlü krediye yönelik başvuru oranı geçen yıl kaydedilen %44,8 seviyesinden bu yıl %41,2'ye kadar geriledi. Söz konusu oran COVID-19 salgınından önce 2019 yılındaki %45,8 seviyesinin altında da kalmış oldu. Kredi talebindeki azalmaya rağmen kredi kartına başvuru oranının güçlü seyrini koruması da dikkati fazlasıyla üzerine çekti. Kredi kartına başvuru oranı Ekim ayı itibariyle %29'a ulaşırken bu yıl genelinde %26 oldu. Başvuru oranları kredi kartı limit artırım talebinde ise bu yıl genelinde %14,4'e yükselirken taşıt kredilerinde %12,7'ye ve konut kredisinde ise %5,7'ye kadar düşüş kaydetti. Ayrıca kredi başvurularında genel olarak reddedilmek oranı ise geçen yıl %18 seviyesinden bu yıl %20,1'e çıkarken gelecek 12 ayda ise kredi başvurusunda bulunmayı planlayanların oranı ise bu yıl genelinde %25,9'a kadar düştü. Bunu da belirtmiş olalım. Bir diğer taraftan ABD cephesine ilişkin şu akışla paylaşalım ki ABD borçlanma kağıtlarına talep oldukça güçlü. Bu konuya ilişkin Moody's Investors Service yaptığı bir açıklamada dolar bazlı küresel finansal sistemin temelini oluşturan ABD borçlanma kağıtlarına yönelik yapısal talebin son dönemde hazine piyasasında yaşanan dalgalanmalara rağmen güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı. Moody's, ABD mali düzenleyicilerin hazine piyasasının dayanıklı oluşunu ve verimliliğini artırmak
adına bir dizi önlem aldığını ve piyasa yapısının gelişmeye devam etmesini beklediğini de ifade etti. Ayrıca paylaştıkları notta ileriye dönük olarak FED hazine varlıklarını azalttıkça yabancı merkez bankaları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve hane halkları piyasada dengeleyici faktörler olacaktır dedi. Hatırlatalım ki bu ayın başlarında Moody's büyük mali açıklar ve borç ödenebilirliğindeki düşüşü gerekçe göstererek ABD'nin kredi notu görünümünü durağından negatife düşürmüştü. Dün ele aldığımız konularda biraz daha yurt içerisine yönelmişken bugün küresel tarafın oldukça yoğun geçeceğini konuşmamızın başında da belirtmiştik. O yüzden şimdi son başlığımızda da ECB üyesi Villeroy'un faiz mesajlarını aktaralım sizlere. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi François Villeray-Degelhu, Avrupa Merkez Bankası'nın muhtemelen birkaç çeyrek boyunca faiz oranlarını %4'te tutacağını ve Covid tahvil alım portföyünü planlanandan daha erken kapatabileceğini söyleyerek enflasyonla mücadelede aceleci gevşeme beklentilerine karşı geri adım attı. Ayrıca Fransız Merkez Bankacısı, Euro bölgesindeki enflasyonu düşürme eğiliminin sağlam ve beklenenden biraz daha uzun ve hızlı olmasına rağmen yatırımcıların faiz artışlarının ne zaman duracağını sormaktan, Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indireceğini sormaya çok hızlı geçiş yaptığını söyledi. Ayrıca şunu da söyleyelim ki Villeroy, Londra'daki Profesyonel Ekonomistler Derneği'nde yaptığı bir konuşmadaysa dağlık bir ortamda yalnızca zirveler ve inişler yoktur. Yüksekliğin etkilerini deneyeceğiniz ve manzaranın tadını çıkarabileceğiniz yaylalar da vardır. Muhtemelen en azından önümüzdeki birkaç toplantıda ve önümüzdeki birkaç çeyrekte bizler bunu yapacağız dedi. Kullanmış olduğu tüm bu ifadelerde. Gündem tarafını bu şekilde özetlerken son fiyatlamalar kısmına geçmeden önce endeksin dün gün %1,2 artışla 7.946 seviyesinden kapattığını söyleyelim. Ayrıca sigorta, gıda, perakende ve turizm sektör hisseleri endeksten negatif ayrışırken ana metal sanayi, gıda ve holding sektör hisseleri olumlu ayrışmıştı. Bir diğer taraftan Türkiye CDS'leri son 2 yılın en düşük değerleri olan 342 seviyelerine kadar da geriledi. Bu noktada belirtelim ki bu durumun devamı halinde piyasayı desteklemesi de muhtemel, ancak hacimli güçlü bir yükseliş görmediğimiz sürece endeksin destek direnç olarak gördüğü seviyeler arasında hareket etmesi de olasılıklar dahilinde. Direnç olarak 8100 geri çekilmelerde desteklenirken destek olarak ise 7850 ve 7700 seviyeleri takip edileceğini de söyleyelim ve endeksin şu sıralarda 7964 puandan işlem hacmi gerçekleştirdiğini söyleyelim. %0,25'lik yukarı yönlü bir revize ile birlikte açılış seviyemiz 7993'lerdeydi. Şu anda o seviyenin altındayız. En yüksek 8014 puanı görmüştü ve şu anda da %0,23'lük bir hacim gerçekleştiriyor BIST endeksi. Tabii şu noktayı da belirtmek gerekir ki 23 Kasım Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu da piyasalar üzerinde oldukça dikkat çekerken endeks üzerinde de büyük bir etkileşim söz konusu olacaktır. Faiz kararının genel hatlarıyla tahminleri şu yönde: 35 olan politika faizinin 250 bas puan artışla %37,50'ye çıkarılması da beklentiler doğrultusunda Perşembe günü alacak şekli hep birlikte izliyor olacağız. Dolar TL tarafında ise 28,80'lerdeyiz. %0,19'luk bir yükseliş söz konusu hakim şu an Dolar TL tarafında. Euro TL'de ise 31,52'lerdeyiz. %0,13'lük bir yükseliş var. Sepet kur tarafı 30,18'lerden işlem hacmi gerçekleştiriyor ve gram altın tarafı ise 1840 TL'den işlem gerçekleştiriyor. Şu an da son fiyatlamalar kısmımızda %0,68'lik yukarı yönlü bir revizeyle. Pariteler tarafına döndüğümüzde dolar endeksinin 103,25'te olduğunu görüyoruz. %0,11'lik bir değer kaybıyla beraber işlem hacmi gerçekleştiriyor. Euro dolar tarafı ise 1,0944'lerden işlem izleniyor şu anda. %0,03'lük bir yükselişle beraber. Haftaya da 1,09 seviyelerinden başlangıç yapmış euro dolar paritesi. Yani dünkü aktif piyasada kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Şu sıra larda da o hareketlenmeleri oldukça koruyor. Öte yandan az önce belirttiğimiz gibi konuşmamızda bugün akşam 7'de ECB Başkanı Lagarde'ın konuşma yapması ve yine akşam
saat 10'da Fed'in son toplantısının tutanakları yayınlanacak, FOMC tutanakları. Bu da tabii ki Euro-Dolar paritesi üzerinde oldukça etkili olacaktır. Bizler de bu gelişmeleri sizlere zaten aktarıyor olacağız. Pound-Dolar tarafı ise 1,25'lerde %0,22'lik bir yükseliş söz konusu. Dolar yen 147,69-70 seviyelerine yakın bir işlem hacmi gerçekleşiyor. Dolar İsviçre frangı ise 0,8845'ten takip ediliyor. Şu sıralar %0,06'lık değer kaybıyla beraber pariteler kısmımızda. Tahvil faizlerine baktığımızda ise 2 yıllık tarafın 4,91'lerden işlem hacmi gerçekleştirdiğini görüyoruz. %0,43'lük bir yukarı yönlü revizeyle 10 yıllık tarafın 4,50'lerin altında olduğunu ve 4,41'den işlem hacmi izlendiğini görüyoruz. %0,18'lik bir değer kaybı var ve 30 yıllık tarafın ise 4,54'ten işlem hacmi olduğunu takip ediyoruz. %0,33'lük bir değer kaybıyla beraber ABD tahvil faizleri kısmımızda. Evet, fiyatlamalar kısmımızda bu şekildeydi Serdar Pazı. Gündemi de olabildiğince aktardık. Benim şimdilik aktaracaklarım ise bu kadar. Sözü sana ve çok değerli konuklarımıza bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz Büşra. Bakalım bugün Paratoner'de konuklarımız kimler? Evet, Paratoner'de yayınımız devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz kripto para uzmanı Oytun Es. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Kripto paralardaki son gelişmelere bakıldığında tabii haber akışını sizin kadar yakından takip etmemekle beraber Amerika'daki işte gizli servisin, oradaki işte SEC'in, çeşitli sürüştürülen gizli soruşmaların vesaire ciddi şekilde bir etki yarattığını Tether üzerinde, Binance üzerinde ve SEC'in de çeşitli işlem borsaları üzerinde yaptığı araştırmaların, soruşturmaların etkili olduğunu görüyoruz. Bu başlıklara ilişkin yorumunuz ve sizin diğer ön plana çıkarmak istediğiniz kripto varlık evrenine ilişkin haber akışı nasıl acaba? Evet. Tabii son süreçte baktığımız zaman SEC tarafında özellikle kripto paralarla alakalı çok da olumlu adımlar attığını söyleyemeyiz. Ki dün gelen bir haberle beraber, bundan evvel Binance borsası ile alakalı bu tarz adımlar atılmıştı, Coinbase borsası ile alakalı bu tarz adımlar atılmıştı. Şimdi de Kraken borsası ile alakalı SEC'in bir mahkeme sürecini başlattığına hep beraber tanıklık ediyoruz. Burada tabii şunu söylemek lazım, yani buradaki sebepler, SEC'in ileriye sürdüğü sebepler, yine önceki borsalarda açtığı davalarla aynı sebepler. Yani SEC şunu söylüyor Kraken borsasına. Sen menkul kıymet yasalarına ABD'deki uymuyorsun ve altcoin'leri bir menkul kıymet olarak nitelendirirken aynı zamanda şu suçlamayı yapıyor. Borsanın fonlarıyla müşterilerin fonları birbirine girmiş durumda diyor. Şimdi tabii SEC bundan evvel bu konuyla alakalı açtığı davalarda birazcık hüsran yaşadı, hayal kırıklığına uğradı. Ki en son Ripple davasında, XRP davasında yine XRP'yi bir menkul kıymet olarak suçlamasına rağmen mahkeme tarafından verilen karardı. Hayır, XRP bir menkul kıymet niteliği taşımıyor diye bir karar aldığını biliyoruz. Kraken borsası da zaten bugün bir açıklama yayınladı. Bu davaya, yani XRP davasına atıfta bulunarak SEC durmadan bu konularla alakalı kaybediyor. Fakat kripto paralara karşı olan olumsuz hırsından dolayı maalesef bu adımları atmaya devam ediyor. Biz de mahkemede kendimizi sonuna kadar savunacağız diye bir açıklama yaptı. Tabii bundan sonraki süreç nereye evrilir kestirmek zor. Ama benim tahminim çok büyük ihtimalle
Ripple davasında verilen karar bir emsal teşkil edeceği için bu davalarda da menkul kıymet tarafında herhangi bir problem yaşayacağını ben borsaların zannetmiyorum. Zaten fiyatlamalara da baktığımız zaman büyük ihtimal yatırımcı da benim gibi düşündüğü için bu davanın Bitcoin ve altcoin'lerde öyle ciddi bir yansımasını görmedik. Haber geldiği zamanla hala aynı fiyatta fiyatlanan bir Bitcoin grafiği var. Şimdi bakıldığında hani kripto varlıklar hani merkeziyetçi olmayan bir sistem önerisiyle ön plana çıkmakla beraber önemli ölçüde işte kimi zaman işte S&P 500'de Nasdaq'la yüksek korelasyon içinde oldular. İşte kimi zaman altınla değerli metallerle yüksek korelasyon içinde oldular. Şimdi Fed'in faiz artırımına ara vermesiyle beraber de hani bir uzun zamandan beri beklenen boğa piyasasının startı verilmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani bu yukarı yönlü gibi gözüken piyasada yatırımcıların işte Bitcoin belki ikinci takip edilen Ethereum tarafında hani dikkat etmesi gereken seviyeler ya da önemli katalist olabilecek haber akışı sizce ne olabilir? Evet, ya tabii şunu söylemek lazım. Evet, kripto paralar merkeziyetsiz, kripto paralar demeyelim yani birçok kripto para merkeziyetsiz değil aslında. Yani Bitcoin özelinde konuşacaksak evet. Bitcoin merkeziyetsiz ama burada tabii teknolojinin merkeziyetsizliğinden bahsediyoruz. Yoksa fiyatlanmalar tabii ki ciddi anlamda içeriye kurumsal yatırım girdiği için ister istemez makro dengelerden etkilenmeye başlıyor. Burada önümüzdeki süreçte Bitcoin tarafında ve altcoin'ler tarafında zaten Bitcoin tarafındaki haber akışı ister istemez bütün altcoin'leri de ilgilendiriyor. Çünkü bizim piyasada Bitcoin'e rağmen hiçbir şey olmadığını net bir şekilde biliyoruz. Bitcoin'in önünde çok önemli 3 tane hikaye var takvim olarak. Bunlardan birincisi ETF'ler. Yani yatırımcılar çok yakından ETF süreçlerini takip etmek zorundalar. Çünkü çok net bir şekilde şu an Bitcoin fiyatlamasına etkide bulunduğunu biliyoruz. İkinci olarak şunu söyleyebilirim. Bitcoin madenci ödül yarılanması 2024 ilkbaharında gerçekleşecek. Onun fiyatlanması genelde önceki döngülerde madenci ödül yarılanmasından sonra Bitcoin'e olumlu şekilde yansır. Bunu söyleyebilirim. Tabii üçüncü olarak da şunu söylemek lazım. Fed tarafındaki faiz artık indirimleri ne zaman gelecek? Faizler ne zaman düşmeye başlayacak? Bu da tabii ciddi anlamda Bitcoin fiyatlamasına etkide bulunacaktır. Bana göre 2024 yılında bu üç ana sebep Bitcoin fiyatını şekillendirecek. Tabii biz şimdi kripto varlıkları yani çoğunlukla işte adını ve fiyatı ile değerlendiriyoruz ama tabii her birinin bir çözüm sunduğu, ayrı bir teknolojik getirdiği yenilik var. Dolayısıyla bu kapsamda 2024 yılı içerisinde tabii Bitcoin ve Ethereum genel olarak herkes tarafından biliniyor, takip ediliyor. Hani benim gene takip edebildiğim haber akışı içerisinde işte Avax'ın, Avalanche'ın yani ve Solana'nın bir miktar kurumsal yatırımcı cezbettiğine ilişkin. Yani sunduğu çözümlemelerle teknolojik anlamda diğerlerine göre bir parça önde olabilecek altcoin'ler arasında sizin ön plana çıkartmak istediğinizi söylemek istedikleriniz varsa onları rica edebiliriz. Burada bir gruplama yapmak lazım diye düşünüyorum ben. Yani sektörel olarak düşünmekte fayda var. Söylediğiniz gibi Avalanche, Solana bunlar katman bir çözümler ve bundan sonraki süreçte de bana göre değer kazanmaya devam edeceklerdir Bitcoin'e paralel olarak. Tabii önümüzdeki süreçte bir altcoin rallisi bekliyorsak ki ben bekleyen taraf içerisindeyim. Burada sektörel olarak bazı altcoin'ler değerlendirilebilir. Atıyorum Metaverse tarafı değerlendirilebilir ki ben şunu söylemek durumundayım. Yani Metaverse kriptoların geçtiğimiz boğa rallisinde ben birinci dalga atağı yaptığını düşünüyorum. Bunun ikinci dalga atakları olacak, üçüncü dalga atakları olacak. Çünkü buradaki son dönemde hype'ı sağlayan Meta bile, eski adıyla Facebook bile ortaya koyduğu vizyonda 10 yıllık bir vizyondan bahsediyor. Bu bağlamda düşündüğümüz zaman Metaverse'ün daha gidecek çok yolu var. O tarafta Metaverse altcoin'lere dikkat etmek lazım. Web 3.0 söyleyebilirim. Her ne kadar sınırları çok net olmasa da yani Web 3.0 nerede başlıyor, nerede bitiyor? Biraz muğlak bir kavram ama bakıldığı zaman öyle veya böyle artık Web 3.0 gerçeğine doğru ilerliyoruz. Ve burada Web 3.0 tarafında çözüm geliştiren altcoin'lere dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. İşte Oasis Network gibi veya Graph gibi bu tarz altcoin'ler önümüzdeki süreçte belli hareketler yapma potansiyeline sahip altcoin'ler diye ben düşünüyorum. Benim şahsi fikrim tabii ki. Onun haricinde ne söyleyebiliriz? Kripto para borsalarının kendi token'larını örnek verebilirim. Çünkü bir tık daha diğer altcoin'lere de göre daha garanti yatırımlar. Garanti diye bir şey yok tabii kripto para piyasasında ama evet. Diğer altcoin'lere göre sıraladığımız zaman daha üstte yer alıyorlar. Çünkü her boğa rallisinde kripto para borsaların işlem hacimleri çok ciddi oranda artıyor.
Ve bu da ister istemez tabii ki bu borsaların kendi altcoin'lerine olumlu anlamda yansıyor. Genel olarak altcoin'lerle alakalı bunları söyleyebilirim. Evet, konuşuyor ve takip ediyor olacağız kripto para uzmanı Oytunes'e. Çok teşekkür ediyoruz ve böylece Paratoner'de kısa bir reklam arasına gidiyoruz. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. Ekotürk ekranlarında programımız, Paratoner programımız kaldığı yerden devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye'de kısa sürede yabancı yatırımcı payının artacağına dikkat çekti. Ayrıca yabancı yatırımcıların bir yerde yatırım yapabilmek için yatırım ortamının yeterince iyileştirilmiş, kurallarının belli olmasını istediğini kaydetti. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, bu yıl 14.sü düzenlenen Boğaziçi Zirvesi kapsamında katıldığı oturumda önemli açıklamalarda bulundu. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmesine ilişkin detaylı bir mevzuatımız var diyen Gönül, yabancı yatırımcıların bir yerde yatırım yapabilmek için yatırım ortamının yeterince iyileştirilmiş, kurallarının belli olmasını istediğini kaydetti. Gönül, mevzuatın daha sade, daha anlaşılır olmasını istiyorlar. Yabancı yatırımcı payımız daha önce fazlaydı ama dünyadaki konjonktür bizi de etkiliyor. Yabancı yatırımcılar Türkiye'de daha yatırım yapılabilir bir ortam olduğunu, şirket çeşitliliğinin borsada görüldüğünü fark ediyorlar. Kısa sürede Türkiye'de yabancı yatırımcı payı artacak dedi. Türkiye'de son yıllarda sermaye piyasalarında yaşanan gelişime dikkat çeken Gönül, borsada işlem gören şirket sayısının 529, borsanın toplam piyasa değerinin yaklaşık 11 trilyon TL'ye ulaştığını kaydetti. Gönül pay piyasası yatırımcı sayısının 8 milyonu geçtiğini, şu an Türkiye'de her 10 kişiden birinin borsada yatırımcı pozisyonuna geldiğini, 82 adet yatırım ortaklığı, 60 adet portföy yönetim şirketi, 72 adet aracı kurum, 12 adet kitle fonlama platformunun piyasada bulunduğunu aktardı. Girişim sermayesi pazarı hakkında bilgi veren Gönül, şeffaflık ilkesine vurgu yaparak elektronik başvuru sisteminin de tam olarak yılbaşından sonra hayata geçeceğini duyurdu. SPK Başkanı Gönül, son zamanlarda geliştirmeye çalıştıkları ve geliştiğine şahit oldukları yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçları ihraçlarını yoğunlaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Ekim sonu itibariyle ihraç tutarımız 4 milyar lirayı geçti. Orta vadeli programda yeşil dönüşüm konusunda önemli iradeler ortaya koyuldu. Bunların gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız diye konuştu. Evet, Paratoner'in bu bölümde konuğumuz stratejist Aydın Eroğlu. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar Serdar Bey. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi haberimizden hareketle yayınımıza başlayacak olursak, yabancı yatırımcının artacağından bahsediliyor. Ama diğer taraftan da biz her hafta, işte Perşembe günü mevcut kıymet istatistiklerini takip ediyoruz. Tahvilde de hissede de anlamlı bir girişten maalesef söz etmek zor. Yani seçimden hemen sonra birkaç milyar dolar, hisse senetlerinde 2 milyar dolardan biraz daha fazla bir giriş oldu ama o yaz aylarında peyderpey geri verildi. Dolayısıyla hani bu bir temenni midir? Hani bizim bir bilmediğimiz bilgiye mi dayalıdır? Sizin acaba yorumunuz nedir? Yani yabancı sermaye yeni yılı mı bekliyor, seçimlerden sonrasını mı bekliyor? Katalist ne olur sizin gözünüzde? İsterseniz bununla başlayalım sohbetimize. Şimdi siyasetçilerden gelen açıklamalar zaten hemen hemen hepsi temennidir Serdar Bey. Biliyorsunuz Türkiye'de son yıllarda çok sayıda orta vadeli programlar yapıldı. Hepsinin hedeflerinde %5 enflasyon ve düşük faizler, büyümeler, işsizlikler hepsi olmasına rağmen ya da cari fazla gibi hedefler söz konusu olmasına rağmen tekrarlanıyor bunlar yeni planlarda. Yani gerçekleşmemiş durumda. Şimdi aslında bakarsanız yabancı yatırımcıyı hepimiz de bekliyoruz. Borsa piyasası da bekliyor ama şimdi biz yabancı yatırımcıyla alakalı para politikalarında ortodoks politikaya döndükten sonra bu beklentimiz daha da arttı. Lakin tam Filistin-İsrail savaşında Hamas'la alakalı işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları aynı zamanda Avrupalı işte batılı ülkelere açısından İsrail'e karşı bir takım tepkileri bu savaşın başladığı andan itibaren
borsada yabancı satışların ilave olarak gelmesine neden oldu. Normalde Filistin çatışması, savaşı başlayana kadar aslında kısmi ufak ufak bir yabancı alımlarını biz görmeye başlamıştık ama dediğiniz gibi hatırı sayılır bir rakam yoktu. Şimdi bu son bir ay içerisinde yaklaşık işte milyar dolara yakın bir yabancı satışı ilave geldi. Ama önceki hafta tahvillerde benim yanlış hatırlamıyorsam 136 milyon dolarlık bir alım var diye aklımda kalmış sonradan satış yapmadılarsa. Evet. Şimdi de aslında yabancılar açısından bizim döndüğümüz ortodoks politikalar elverişli. Ama biz tabii dünyanın girmesini beklediğimiz yabancı fonlarını değerlendirmeye kalktığımızda içinde Yahudi sermayesinin olmadığını, olmayan fonu bulmak çok da kolay değil. O nedenle bizim bu İsrail-Filistin savaşı biraz handikapımız oldu bu dönemde. Ben şahsen ortodoks politikalar devam ettiği takdirde mahalli seçimler bittikten sonra ki mahalli seçimleri özellikle söylemek istiyorum. Naci Ağbal dönemi gibi acaba mahalli seçimler bittikten sonra ekonomi ekibinde bir değişiklik söz konusu olur mu? Tereddütleri de var. Bu süreç bittikten sonra ben eğer bir değişiklik yok ve ortodoks politikalar sürmeye devam ediyorsa ben yabancı yatırımcının Mart yaklaşırken alımlarının biraz daha artmasını önce tahvil piyasalarında sonra da borsada görülmeye başlamasını bekliyorum. Ama o döneme kadar hatırı sayılır ve ciddi bir borsaya yabancı yatırımcının girmesi beklentisinde değilim. Evet, bir son dakikamız var, onu da aktaralım. Bakan Işkan'dan asgari ücrette tek zam sinyali. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Tabii bakıldığında yani Merkez Bankası'nın kendi projeksiyonları dahilinde Mayıs gibi enflasyonda %75 ile tepenin görüleceği, yani Ocak ayında yapılacak 2023'ün telafisi niteliğinde yapılacak olan zamdan sonra İlk 5-6 ay aslında enflasyonda yukarıda kalınmaya devam edecek. Dolayısıyla o 5-6 aylık oluşacak refah kaybının telafisi olmayacak şekilde, yani nispeten bakıldığı zaman hani o zaman bir daha değerlendirilmek üzere diye, ama biraz sanki daha kesin tonda gelen bir açıklama gibi. Tabii hani asgari ücrette yapılan artış diğer ücretlere de baz teşkil ettiğinden ve işte harcanabilir gelir üzerinde etkisinden, borsa üzerinde de ya da işte halkın harcaması üzerinde de ya da şirketlerin cirosu üzerinde de etkisi olan bir durum. Buna ilişkin bir yorumunuz acaba olabilir mi? Yani emeklilere yapılacak, ücretler yapılacak olan artışın enflasyona yansımaları, şirketlerin cirolarına yansımaları noktasında, yani Borsa İstanbul'da etkisi potansiyel olarak sizce nasıl olur? Şimdi sonuçta faizlerin artması bütün her tarafa rakip yaratıyor. Hem harcamaların azalması anlamında, hem yatırımların harcaması anlamında, tüketiminin düşmesi anlamında ve Borsa İstanbul yatırımcısının da belirsiz bir getiri olan borsada belirli ve garantili getiri olan mevduata yönelme konusunda bir risk yaratıyor. Şimdi biz burada asgari ücrette işte yapılacak memur çalışan zamlarında rakamı ne kadar yukarı çekersek enflasyonu kontrol etmediğimiz takdirde bu bütün rakamlara enflasyon katkısı olarak karşımıza çıkıyor Serdar Bey. Fakat şimdi bizim Mayıs ayı gibi, Mart-Mayıs gibi 70-75 aralığında zirve bulmasını beklediğimiz enflasyonda pozitif bir gelişme var. O da Brent petrol fiyatları. Brent petrol fiyatları için o tarihlerde belki 92 ile 105 dolar arasında seviyelerin görülmesini beklerken şimdi biz geçenlerde işte 2 gün evvel 77 dolara düşen şu anda da 82 dolarda olan bir Brent görüyoruz. Eğer bu seviye OPEC ülkeleri arzı kısmadıkları takdirde Çin ve Amerika'da ekonomik daralmalar devam ederse önümüzdeki aylarda da 82 doların üstüne çıkmadığı takdirde, pardon tekrar düzelteyim, 83 doların üstüne çıkmadığı takdirde 77 ve 75 dolara doğru Brent petrolle bir salınım görürsek bu Türkiye'nin cari açığı açısından olumlu. Biliyorsunuz her 10 dolarlık Brent'te artış ya da düşüş Türkiye'nin cari dengesine 4 milyar 4-5 milyar dolar civarında artı düşerse eksi yaratıyor. Biz burada bir pozitif denge içindeyiz. Şimdi bu enerjisinin özellikle petrol kaleminde %95'inden fazlasını ithal eden Türkiye açısından düşük petrol fiyatları enflasyonu anlamında da bizim enflasyonda elimizi güçlendirebilecek bir etki yaratabilir. Bu bizim beklediğimiz, korktuğumuz 70-75 enflasyon seviyesinin biraz daha altta
gerçekleşmesine imkan sağlayabilir. Böyle bir durum söz konusu olursa o zaman asgari ücretteki artışlar korktuğumuz gibi enflasyonu çok sert şekilde yukarıya çekmez Serdar Bey. Hemen emekli maaşlarıyla alakalı bir emekli bir stratejist olarak bir tepkimi söyleyeyim. Maalesef burada aslında hesaplar net olmalı. Ödenen prim iş prim gün sayısı ödenen primle çarpıldığında bir matematik katsayısına göre bu zamlar yapılmalı. Ama yıllarca en yüksekten primleri yatıran insanlar olarak emekli olunca işte siyasilerin dudaklarının arasında %15 mi 20 mi verelim diye zamların yapılması çok da doğru değil. Bunu hazır fırsat bulmuşken de aynı zamanda eleştireyim. Siz aktif çalışıyorsanız emekli olduktan sonra ne dediğimi çok daha rahat anlayacaksınız diyorum. Yok annem, ben de yani yeni emekli olmuş biri olarak yani katılmamak da mümkün değil. Yani işsizlik maaşı hesaplanırken de kıdem tazminatında vesaire de yani siz aktif SGK'nın içinde prim öderken sizin maaşınızın tamamından kesilen yüzdesel olarak yani üst limit yok burada. Ama size geri ödeme söz konusu olduğu zaman bir süre ve üst limit konması hakikaten yani Avrupa genelinde de olmayan çok bakıldığı zaman hakkaniyetli olması oldukça zor kim tarafından değerlendirilsin ve uygulamak. Peki Borsa İstanbul'a gelelim. Nispeten düşük katılım, sınırlı para girişi, tabii yani para girişi göstergesini takip edenlerden misiniz bilmiyorum. Hani ben zaman zaman önem affederim ama çok da hani önemli bir gelişme olarak da okumam. Tabii burada her yiğidin yoğurt yiyişi var. Ama nispeten işlem hacimlerinin düşük kalması, bu işte 7800 aylık ortalamayı aştıktan sonra hani 8000'lerin sınırına geldik, yukarıyı zorluyoruz ama hani yukarıda hareketin devam noktasında soru işaretleri yaratıyor. İşte bugün bakıldığı zaman havacılık tarafında, demir çelik tarafında, işte Türk Hava Yolları, Ereğli biraz sırtlamış gibi gözüküyor yukarı hareketi. CDS'teki geri çekilme bankalara kısmen yarıyor. Hani siz yükselişin kompozisyonunu ve potansiyel devamı hakkındaki değerlendirmeniz acaba nasıl olur? Şimdi öncelikle ben 12 aylık bilançolar dönemi geldiğinde yani Mart döneminde endeksin TL bazında ciddi derecede yeni zirveler deneyeceğini, test edeceğini düşünüyorum. Ama öncesinde biz 6 aylık bilançolardan sonra Serdar Bey ciddi derecede borsada piyasayı satın aldık. Biraz gereğinden fazla satın aldık. O nedenle 9 aylık bilançolar iyi gelmesine rağmen şu anda bunun karşılıklarını tam görmüyoruz. Görmememizin asıl nedenlerinden bir tanesi ise benim az evvel sözüme başlarken söylediğim tespitten kaynaklanıyor. Borsada ciddi yabancı yok iken biz Filistin Savaşı başladığı dönemde ayrıca yabancılardan satış yedik bu son bir ay içerisinde. Şimdi sabit bir para borsada değiştire değiştire sektörleri endeksi yukarıya çekiyordu 8500'lere 8600'lere kadar ama burada bir yabancı satışıyla karşılaşmıyordu ortodoks politikalar başladıktan sonra. Ama Filistin konusunda bizim farklı bir tepkimiz ister istemez yabancıdan Türkiye'deki belirsizlikler acaba bir sorun yaratır mı korkusuyla aynı zamanda enflasyon muhasebesi üstüne bir yargı belirsizliği de dahil olunca bir süre çekmeyelim, mevduat faizleri de yüksek, gelişimi bir görüp ondan sonra girelim deyince biz Borsa İstanbul'da bir düşüş yaşadık. Ama aslında yaşadığımız bu düşüş Ağustos'un başından bu yana 7400 ile 7950 arasında bir endeks kanalı içerisinde kalıyor yine de. Yani çok ciddi sert düşüşler, gördüğümüz bir düşüşler yok. Şu anda da biz işte bu son dönemde 7950 civarında bir direnç, kanal direncinde takıldığımız için ben buralarda bir kar realizasyonunun gelmesini bekliyordum. Belki geçersek 8014, 8084 gibi belki üzerinde 8115 diye de ilave bir direnç daha var. İlave dirençlere doğru belki bir hisse bazlı ayrışmalarla devam eden bir yükseliş yaşayabiliriz. Beklentim vardı. Şu anda realizasyon kısmını görüyoruz. Ama bu realizasyon bu kanalın üstü olan, yakın üstü olan 7950'nin üstündeyiz şu anda. Hala ya korkulduğu gibi realizasyon olmuyor. Bu nedenle baktığımız takdirde işte çok ciddi sayıda şirket var. Ulaştırma, Türk Hava Yolları, Pegasus ve TAV gibi holdingler, petrokimya şirketleri, sigortalar, işte ne bileyim Enerjisa, Akbol, Anadolu Efes, bankalar. Bunlarla ilgili kıyasladığımız zaman ciddi sayıda bilançolarına göre 12 aylık bilançoları da daha üste geleceğini beklediğimiz kağıtlarda biz endeksi yukarı çekecek hareketlerin olabileceğini bekliyoruz. Ama yabancı satışları iyice azaldı. Yabancı satışları geldiği için piyasayı yukarıya götüren para gücü, o gizli para gücü biraz zorlanıyor. Bu bir süre daha sürebilir.
Ama Filistin-İsrail Savaşı'nda Hamas'tan gelen açıklamalar paralelinde bir ateşkes ilanı duyarsak o zaman kısmen piyasada rahatlar, Borsa İstanbul'da rahatlar. Bir müddet bu teknik seviyelere dikkat etmemiz lazım. Ama yeni yılın başıyla birlikte 12 aylık bilançoların ilan edileceği zamana doğru Borsa İstanbul yeni rekorlara yine sahne alacak diye düşünüyorum ben Serdar Bey. Evet, şimdi bakıldığında hani ekranda da var şu an holdinglerin nispeten geride kaldığını görüyoruz. Yani holdinglerin işte hani en büyük mesela bugün nispeten sınırlı satıcılığı seyretmesiyle beraber Sabancı'yı ele alalım. Hani Sabancı'nın borsada işlem gören iştiraklerinin yakın zamanda birkaç haftalık performansı holdingin performansının çok üstünde. İşte Enerjisa yurt dışında Halkars haberiyle ya da işte Akbank CDS'in düşüşüyle vesaire. Benzer gelişmeleri aslında diğer holdinglerin işlem gören iştiraklarıyla arasındaki performans hakkında da görüyoruz. Yani o taraf acaba böyle yabancıyı mı bekliyor, 12 aylıkları mı bekliyor ya da endeksten yükselişin bir noktada bir platoya dönüşmesi, orada ikinci turun holdinglerle başlaması mı olur? Burada acaba akla yakın gelen senaryo sizin için ya da ön plana çıkartılması gereken strateji ne olur yatırımcılar için? Şimdi dikkat ederseniz asıl piyasada yabancının satışı yabancı hisselerinin yani yabancı payının yüksek olduğu hisselerde oluyor. Holdingler, bankalar, işte Tüpraş vesaire bir tek Tüpraş aralarında ayrıldı. Birçok yabancı ağırlıklı bilançosu iyi gelen kağıda alıcı geldiği için biz son bir ayda yabancılardan satış gördük. Şimdi holdingler içerisinde Sabancı Holding de bunlardan bir tanesi. Bir de Sabancı Holding içerisinde geri alımlar vardı biliyorsunuz yaklaşık pandeminin ortalarından beri başlayan. Birkaç ay evvel bu geri alımlarının piyasa fiyatının %10 küsur gibi bir herhalde belki biraz daha üstünde altında bir fona blok olarak satış yaptı. Şimdi bunun da yarattığı baskılar var. Ben önümüzdeki dönemde holdinglerde yabancının yeniden sahne almaya başlamasıyla birlikte bu tablonun terse döneceğini düşünüyorum. Şu anda tedirgin olan yabancı alıcı gördüğü tahtalarda veriyorlar. Alıcı gördükleri de bilançosu iyi olanlar olduğu için alıcı gelenlere direkt yabancının satışların geldiğini görüyoruz biz. Ama bu tablonun bir müddet sonra tersine dönmesini, yükseliş yönünde düzeltmelerin yeniden yükseliş trendine dönecek şeklinde yerini yükselişe bırakmasını bekliyorum. Biraz daha zamanımız var herhalde. Bu ne zaman olur? İşte muhtemelen bu ayın sonuna doğru biz bir toparlanma görürüz. Ama tabii bir de enflasyon muhasebesi belirsizliği var önümüzde Serdar Bey. Bankalar dahil olacak mı? Şirketler olacak mı? Dahil oldu mu? Kesinleşti mi? Şimdi olursa bu aslında holdinglerde onların taşınmazları daha çok olduğu için çok ciddi değerlemeler yaratacak. O değerlemeler neticesinde ciddi bir öz kaynak artışları göreceğiz holdinglerde. Bir müddet sonra ben bu sebeple bile holdinglerde ciddi alımların başlamasını bekliyorum. Ama yabancının az olduğu ortamda maalesef sınırlı oluyor bu işler. Evet, yani yabancının gelmesi burada bir katalist olabilir yukarı yönde hareket içinde. Peki yakın zamanda hep hani dolar kurunda işte böyle günlük binde bir, on binde beş vesaire hareketlerle işte aylık %2-2,5 civarında bir hani TL'ye kontrollü değer kaybettirildiği bir sürecin içindeyiz. Ama tabii bu arada dolar TL kontrol edildiği için hani euro TL, euro dolar ne tarafa gidiyorsa o tarafa gidiyor. Şimdi euro dolar paritesi 1.05'lerden işte 1.10'ların eşiğine neredeyse geldiğinden euro TL çok daha hızlı gitti. Şimdi bunun bakıldığında ihracatçı, işte euro geliri olan işte otomotiv tarafı, beyaz eşya tarafı, hatta belki havacılık tarafında da yani euro geliri fazla olan havayolu şirketleri üzerinde de pozitif etkilerinin önümüzdeki dönemde belki yıl sonu bilançolarında gelmesi, o taraftaki hareketin devamı, tabii havacılıkta devamı, otomotiv ve dayanıklı tüketim malı tarafında da bir belki görece kötü performanstan sonra toparlanma emaresi olarak algılanabilir mi sizce? Kesinlikle aynı düşüncedeyim. Zaten bizim lehimizde olan bir parite hareketi bu. Biz enerji ithalatını dolarla yapan ama ihracatın çoğunu Avrupa bölgesine euro ile yapan bir ülkeyiz. Paritenin yükselmesi bizim lehimize geliyor. Şimdi burada parite yükselmesi tabii sadece doların kontrol edilmesinden de kaynaklı değil. İşte son olarak Suudi Arabistan'la Çin'in bir para takası var enerji kontratlarını dolar dışında işte enstrümanlarla yapma konusunda. Gerçi çok düşük bir rakam, 4,5 milyar gibi bir rakam herhalde. Ama bu tarz hareketlerin de gelişmesi, işte Fed'in artık faiz artışının sonuna geliyor olması da dolar DXY'in
biraz zayıflamasına neden oldu. 103 seviyelerinde. Şimdi 103'ün eğer altına inersek orada 102-101'lere doğru gevşemenin devam ettiğini görürüz. Bu da bizim işte bahsettiğiniz sektörlerin ciddi derecede performansının artmasına neden olur. İşte Tofaş Fabrika, Doğuş Otomotiv, Türk Hava Yolları çok ciddi karlara sahip bunlar Serdar Bey. Şimdi biz sahip olduğumuz bizi bölgenin ki yakın ülkelerinden bile daha çok etkileyen İsrail-Filistin Savaşı konusundaki tedirginliğimizi attıktan sonra ben bu şirketlerde de ciddi derecede yükselişlerin olmasını bekliyorum. Parite de bence bu yükselişler için bizim ve borsanın ve hisselerin ellerini güçlendirecek görüşündeyim. Evet, şimdi tabii dolar kurunda yukarı hareketle beraber hani biz bir ara işte 300 dolar seviyesini yukarı açmıştık. Hani dolar bazında BIST incelendiğinde bakıldığında hatta işte 2013'lerde birkaç kere denediğimiz 500 dolarlara bir daha gider miyiz vesaire senaryoları yazılırken şimdi hani bir böyle 250-270 dolar bandına doğru bir geri çekilme içinde. Tabii dolar kuru her gün ufak tefek de olsa ileri gittiği için endeks yerinde bile saysa dolar bazında ucuzluyor. Endeksin hani dolar bazında bir dip oluşturup yukarı yönde hareket başlatması için çünkü TL nominal bazdaki hareket herhalde hani aylık %3-4 mevduat faizi kazanabilen bir ortamda ya da enflasyonun buna yakın seyrettiği ortamda çok da bir şey ifade etmiyor yatırımcı nezdinde. Dolayısıyla hani dolar bazında gerçekten reel olarak endekste yukarı yönde hareket için hani yabancının gelmesi dışında bir acaba seçenek kalıyor mu yoksa hani bireysel yatırımcının işte 8 milyonun 10 milyona gelmesiyle ya da halka arzların durmasıyla farklı senaryolarda gündeme gelebilir mi? Yani şimdi ben halka arzlar dursa buraya ekstra para girecek diye bir beklentiye sahip değilim. Çünkü halka arzlarla gelen işte ilave 3 milyon yatırımcının zaten çoğu 10 bin lira ve altında. Bunlar daha fazla hisse alabileyim diye eş, dost, akraba, yeğen, anneanne, dede kim varsa herkese hesap açtırıp işte az gelen eşit dağıtım yüzünden yapılan bir politika. Buradaki sayıya, borsa yatırımcı sayısına bakıp halka arzları durdursaydık borsa endeksi yükselirdi demek doğru bir şey değil. Onlar sadece garantili yükseleceğini düşündükleri halka arzlar için geliyorlar. Eğer halka arzlar dursa dönüp sektördeki ya da borsadaki diğer hisse senetlerine yönelmeyecekler. Aynı zamanda yatırımcı sayılarının da bir anda azaldığını göreceğiz. İşte 1-2 hafta halka arz sayısı 1'e düşünce kısmi düşüşler olmuştu. Şimdi geçen hafta 3 tane halka arz olunca yeniden arttığını gördük. Bu bunlarla ilgili ama onun dışında yabancı yatırımcı dolar bazında endeks olarak baktığımızda şimdi biz yabancı yatırımcının arttığını görmeden Serdar Bey dolar bazında endekste biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şu andaki yakın seviyesi 282-287 dolar üzerine atarsak kısmi bir yükseliş yaşayacağız ama gördüğümüz zirve 312 dolar civarındaydı. Ben bu seviyelerin geçilmesini endeksin 400-400 doların üzerine doğru çıkmasını bekliyorum dolar bazında ama bu dediğim tarihlerde yani yeni yılın başlangıçları gibi yabancı yatırımcının asıl girmesini beklediğim zaman ise biz mali seçimlerin sonrası olacak. Çünkü mali seçimler öncesinde kurda ve faizde bir zirve olur mu olmaz mı konusunda yabancıların endişeleri olacaktır. Eğer bir baskı varsa hem faiz ve hem kurda seçimler bittikten sonra o rahatlamayla hangi seviyeler görülecekse görürüz diye düşünüyorlardır diye düşünüyorum. O yüzden Mart seçimleri yabancı yatırımcı açısından da dolar bazında endeksin yönünü belirlemek açısından da önemli bir kriter. Bir süre daha bunları bekleyeceğiz. Ayrıca bu yükselişleri de biz endeks bazında şimdi topyekun bütün hisse senetlerinde bundan evvelki 8600'e gittiğimiz gibi beklemek de doğru değil. Hisse bazında ayrışmaların öne çıktığını, bazı hisselerin endeksin çok daha üstünde performans gösterdiği bir süreç yaşayacağız. Mali seçimlerden sonra ise o zaman işte tablonun neticesi itibariyle topyekun bir yükseliş yabancılarla birlikte yeniden başlayabilir. Evet Aydın Bey aslında şunu da sormak isterim. Hani cevabı da çok kısa ama sizden tecrübenize dayanarak bunu sorabilirim diye düşünüyorum. Şimdi mevduatta ve bakıldığında özel sektör tahvillerinde hani yıllık %50'ye yakın bir neredeyse getirir. Şimdi stopajı falan yuvarlıyorum. Endekste 8000'e yuvarlıyorum. Demek ki endeksin hani endeks fonuna yatırım yapan ya da endekse paralel bir portföy taşıyan yatırımcı açısından hani faize görece daha iyi kazandırması için 8000'den 12000'e gelmesi lazım. Bu sizce hani mümkün mü? Hani ana para riski almaya değer mi endeks fonu nezdinde diyerek sohbetimizi tamamlayalım isterseniz. Şimdi 1-2 aydır zaten ben endeksin realizasyon yapması gerektiği iddiamı ileri sürerken
borsaya ciddi rakip olarak 45'lere 50'lere ulaşan mevduat faizini göstererek söylüyordum Serdar Bey. Evet. Çünkü mevduat faizinde garantili bir gelir var. Borsada ise bizim işte 11'lere 12'lere gitse bile garantili olmayan bir durum var. Bir savaşta bir anda satış yiyebiliyorsunuz ya da bir siyasi gerilimde. Ama burada şu var. Mevduat faizi ne kadar ciddi derecede rakip olsa da borsa endeksinde mevduat 50, borsa endeksi 40 çıkacak olsa bile bunu düz mantıkla düşünmek doğru değil. Çünkü bir kere de çıkmıyor bunlar. Değişe değişe gittikleri için bir hissede %50, başka hissede %50 ondan çıkıp diğerinde %30 ondan çıkıp diğerinde %20 dediğinizde bunun katlaması %100'leri bile geçiyor. O yüzden borsa yatırımcısı yani mevduata kayar ama borsada yükseliş gördüğü zaman bıraktım ben borsayı komple işim mevduat demez. Evet, biz %7500 faizleri bile gördük bu ülkede biliyorsunuz. Evet. O dönemlerde borsadan sıfır attık sonrasında. Evet. Demek ki o kadar da korkulmuyor mevduat faizinden. Evet tabii iki mecranda yatırımcısı ayrı diyerek toparlayalım. Daha geniş bir zamanda tekrar konuşmak üzere. Aydın Eroğlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Bugün Paratoner'de konuğumuzdu ve böylece Paratoner'i sonlandırıyoruz. Yatırım konusunda işin uzmanına kulak verin. GCM Yatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sundu.